Kaymakam benim bahsettiğim gibi bir Büyükşehir kanunu var. Biraz da öyle karmaşalı gidiyor. Yani biz çok alışkın değiliz böyle kanunları biliyorsunuz. İşte vatandaşımız en ufak bir şeyde belediyeye ulaşmayı ister. Ki GV'nin tarzı da genelde bu yönde. Bize kapılarımız açık çalacağım. Belediye başkanıyız. Biz onları aşıyoruz elhamdülillah. Geçen yıl biliyorsunuz GV'nin tamamında ve Ali Fuat Paşa'nın tamamında ciddi bir kanalizasyon çalışması yaptık. 125 kilometre ilçenin tamamını kazdık. Ali Fuat Paşa dahil olmak üzere. Kasım ayı sonu gibi de bitirmiştik. İşte havalar açmaya başladı. Bağlarbaşı'da başladık. Bağlarbaşı. Arkadan Doğantepe. Şimdi inşallah buradan çıkar çıkmaz Umur Bey. Umur Bey'den sonra Çengel. Çengel'den sonra Bayat. Ondan sonra diğer köylere devam edeceğiz. Tabii benim şöyle bir sözüm var. 2019'un seçimlerine kadar inşallah hiçbir vatandaşımız hangi köy olursa olsun çamura basmayacak şekilde. Onun için bir de statik kaplama makinesi aldım. Kamyon da aldım. Şu anda kamyon Ankara'da. Üstüne ekipmanları konuyor. Bundan sonra statik kaplamayı da biz GB'ye sonra kendimiz yapacağız. İhaleyle değil. Tamamen kendi bünyemizde. İstediğimiz yer neresi varsa, nerede eksiğimiz varsa hızlı bir şekilde bize arkadaşların talep ettiği yerleri hemen çözüme kavuşturacağız. Finişerlerin girmediği bölgelerde kilitli parke çalışması yapıyoruz. Köyde asfalttan eksik kalan neresi varsa oraların da kilitli parkesi yapılacak. Onların da talimatını arkadaşlara verdim. Allah nasip ederse bu da hızlı bir şekilde yürüyeceğim. Şimdi hani bazen böyle referandum çalışması alakalı geldiğimizde söylediğimiz sistem aslında bu. Hızlı karar verebilme mekanizmasıdır bu belediye başkanlığı aslında. Şimdi eğer diğer türlü olsaydı, özel idare dönemi olsa, biz özel idarede ciddi çalışmalarımız oldu. Ben 7 yılda ilçe başkanlığı yaptım. Köyün talebini özel idareye ileteceğiz. Öyle değil mi Altan? Yani önce GV özel idareye gideceğiz. Sonra Kaymakam Bey'e söyleyeceğiz. Sonra siyasi olarak biz devreye gireceğiz. İle gideceğiz. İlde programı aldıracağız. Seneye başlayacak. Şimdi öyle bir şey yok. Bir senede buluyor. Tabii şimdi Halim abi derse ki Muratçığım bizim şurada buraya kadar gelmişsin. 100 metre daha yerimiz var derse bana. Yok amca program alayım falan yok öyle bir şey. Yapın çocuklar diyoruz yapıyorlar. Şimdi Allah nasip ederse GB Belediyesi de 48.500 nüfusu var arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi ciddi bir büyük bir belediyeyiz elhamdülillah. Tahminim Anadolu'da sıralamamız 180'ler civarında. Türkiye'deki nüfusa göre ilçelerin arasında. Bu attığımız asfaltla tamamen belediyenin kendi öz kaynaklarıyla atıyoruz. Demir Halim abi onu soruyor bana. Ya diyor işte siz kim yapıyor? Kardeşim GB Belediyesi yapıyor. Şimdi Altan söyledi burası 3. büyük köy. Bu köyü bırakabilir miyiz biz? Bekletebilir miyiz? Mümkün değil. Altan benim okul arkadaşım. Gel kardeşim dedik. Siz nereye istiyorsanız biz buraya hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi büyük köylerimiz elhamdülillah bitti. Bundan sonra da küçük köylerle beraber hızlı bir çalışmamız var. GV'de bundan sonra ciddi anlamda belki 50-60 yıl inşallah hiçbir şekilde GV'nin altı açılmaz. Yani küçük arıza oluyor. İlla su da arıza oluyor, kanalizasyon da arıza oluyor ama bizim bir daha büyük bir çalışmamız yok. Onun için rekreasyon alanı çalışmalarına başladık. Şimdi Hırka Tepesi'nde 50 bin metrekare alanı bitirmek üzereyiz. Allah nasip ederse Ramazan'a yetiştirmeyi planlıyoruz. İşte binaları bitmiş vaziyette, yürüyüş yolları ve diğer yolları yapılıyor, pergolları yapılıyor. Açılışında da haberiniz olacak mutlaka. İnşallah akşamları da oturacağımız, gündüzleri de oturacağımız güzel bir mekan oluyor arkadaşlar. Tabii bir avantajımız da şu, GV'de iktidarın temsilcisiyiz aynı zamanda. Şimdi muhalefette olsak belki biz bu işi bu kadar hızlı götüremeyiz ve beceremeyiz. Görüntü o. Ama şu anda bizim ilçemizden milletvekilimizin olması, Şaban Bey'in genel başkan yardımcısı olması, hükümetin partisinden olmamız bu hizmetleri getirmemize ciddi bir önem taşıyor arkadaşlar. Şimdi hastane tarafına gidiyorsunuz değil mi? Tepecikler tarafına. Yeni hastaneyi gördünüz mü bilmiyorum. İnşallah 1-2 aya kadar yeni hastane açıyoruz. İhsan amca sağlıkçı belki o işleri bilir bu değil mi amca? 40 yataklı özel bir hastane statüsünde. Neredeyse hepsi özel oda şeklinde. Artık 6 tane yoğun bakımlı, 15'e yakın diyaliz üniteli ciddi bir şehir hastanesi yaptık biz buraya. Taraklı'ya, Pamukova'ya ve GV'ye, hatta Gölpazarı ve Göyne'ye kadar da hastalarımız bu hastaneden faydalanabilir. Kaymakam Bey'in de talepleriyle geçen hafta da 2 doktorumuz daha başladı. Kadın doğumcumuz ve çocuk uzmanımız birer tane daha geldi. Şu anda ilçeler içerisinde en kapsamlı hastaneden biri GV Devlet Hastanesi'dir. Çünkü onun yanında gördüğünüz gibi Kredi Yurtlar Kurumu yaptık. Belki dersiniz o bizi ilgilendirmiyor ama dışarıda eğitim gören öğrencilerimizin 400'e yakın öğrenciyi İslam sağlayacak yurt binası yaptık. Arkadaşlar bunlar ciddi yatırımlar. Şimdi hükümet konağı inşaatına başladık. Temel eğitim okulunu biliyorsunuz değil mi Tepeciklerde?
Onun yanında Tahsin Kaya'nın bize bağışladığı 7 dönüm yer vardı. 5 dönümün hükümet konağımıza yapılması üzerine biz vermiştik. Şimdi inşaatı başladı. Son sistem bir hükümet konağı binası yapılıyor. Bundan sonra vatandaşlarımız gittiğinde işte ilçe tarımı, hani tabii ayrı ayrı yerlere gidiyorduk ya, şu an o da bitiyor Allah'ın izniyle. Tek binada gittiğimizde bütün işlerimizi halletmiş olacağız. Şimdi tabii bu yatırımlara baktığınızda sadece bu sayıda 3 tane yatırımın neredeyse maliyeti 20 milyon TL civarı. Bir hastanenin maliyeti bir o kadar düşünün. İsmail. Şimdi biliyorsunuz köyümüzde de ciddi bir anlamda gölet yapılıyor. İnşaatı herhalde. Adalar hızlı bir şekilde gidiyor. İnşallah bu da bittiğinde bu tarımsal sulama adına köyümüze ciddi bir katma değer sağlayacak Allah nasip ederse. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Biz neredeyse 24 saat çalışan bir ekibiz. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Bey, vekillerimiz, bizler. Sizlerin emrindeyiz arkadaşlar. Biz bu koltuklara saltanat falan sürmek için gelmedik. Biz de sizler gibi bir vatandaşız ama sizlerin takdiriyle bu koltuklarda oturuyoruz. Ve sizlere hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. Onu da ifade edeyim. Allah nasip ederse biz bu AK Parti hükümetiyle beraber bu yatırımlarımızın tamamına devam edeceğiz. Sizler bize sahip çıkıyorsunuz. İşte en son sağlığı referanda verdiğiniz destek için. Bizlere hizmet etmek, sizlere hizmet etmek bizim de boynumuzun borcu. İnşallah ne eksiğimiz varsa biz elimizden gelen tüm çabayla, tüm gayretle bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ufak tefek eksikler kalabilir ama onların da çözümünü ulaştıracağız. Belki sizlerin de söylemek istediği bir şey vardır. Ben tekrar geçen hafta referanda verdiğiniz destek için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka.